Ahmet. Her kimes ne evladımdan saltanat müyesser ola? Karındaşların nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Fetva alamayınca Kanuni Kadim'in gölgesine mi sığınırsın? Ketüdağınız Nasuhayı Müftü Efendi'ye yollayıp arzu ettiğiniz fetvayı yazdıran sizsiniz sultanım. Kanunlarımızı ve dahi padişahın iradesini hiçe saydınız. Bunun cezası bellidir. Şehzademizin mezarının yanına bizim mezarımızda kalsınlar o vakit. Canımızın parçasından bu lafları işitmektense ölüm iyidir. Sizi artık sarayımda istemiyorum sultanım. Derhal hazırlığınızı yapın. Eski saraya sürüldünüz. Bizi susturabilirsin. Ya vicdanının sesi? O susar mı? Yanındaki iblislerin gürültülerine aldanma. Hepsi çeker gider ve sen tek başına kalırsın. Bir karanlık çöker kalbine. Baktığın her yerde kardeşinin masum yüzünü görürsün. Önünde iki yol var Ahmet. Tıpkı bizim iki kapımız gibi. Biri merhametin yolu. Diğeri mezalimin. Hangisini seçeceğine sen karar vereceksin. Lakin unutma ki zulmün eşiğinden bir kere geçen her daim zalim olur. Şehzadem. Anne. Anne neredesin? Buradayım oğlum. Anne ben çok korkuyorum. Buradayım arslan parçam. Yemeğini ye. Ye ki gücün kuvvetin yerine gelsin. Ben cizdanı izliyorum anne. Ağlar vermiyor. Şehzadenize kestane getirin. Kestane getirin.